35. uygulamayı yapıyoruz. Line komutuyla önce orta modu açıkken yüz boyunda bir çizgi çizelim yaklaşık. Aynı şekilde alt tarafa da ekseni belirlemek için bir çizgi daha çizelim göz kararıyla. Ve bu çizdiğimiz çizgiyi yukarıya 50 birim olarak offsetleyelim. Offsetleme mesafesini 50 yazıp Enter tuşuna basıyoruz ve bu çizgiyi yukarı doğru offsetliyoruz. Bu üstteki merkezimiz olacak. Bu da alttaki merkez olacak. İkisi dikey olarak aynı eksen üzerinde. Şimdi Circle komutunu çalıştıralım. Bu alt kısmın çakıştığı yerden bir çember çizeceğiz. Bu çemberin yarı çapını 20 olarak girelim. Şimdi bir çember daha çizeceğiz aynı merkezden. Bunun da yarı çapı 25. Bir tane daha çiziyoruz. Bunun da yarı çapı 15 olacak. Şimdi ortadaki çemberin çeyrek noktalarına 3 tane çember çizeceğiz. Bunun için Circle komutunu çalıştıralım ve önce buraya çizelim. Çemberlerin yarı çapı 2,5 olacak. 2,5 yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Bu çemberimiz tamam. Aynı şekilde bu üste de çiziyoruz bir tane. Ve bir tane de buraya çiziyoruz. Şimdi bu altlara yay çizeceğiz sağa ve sola. Yay çizme komutunu çalıştırıyoruz. Yayın başlangıç noktası burası. Bitiş noktası için E yazıp Enter tuşuna basıyoruz ve bitiş noktasını işaretliyoruz. Yarı çap için R yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Ve yarı çapı 5 olarak yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Aynı şekilde bu tarafa da çiziyoruz yayı. Başlangıç noktası burası. Bitiş için E yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Ve bitiş noktasını işaretliyoruz. Yarı çapı vermek için R yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Ve yarı çapı da 5 olarak yazıyoruz. Ve Enter tuşuna basıyoruz. Şimdi Trim komutuyla bu yayların altında kalan kısmı siliyoruz. Trim komutunu çalıştırıp bu iki çizdiğimiz yayı seçiyoruz. Ve Enter tuşuna basıyoruz. Ve kesilecek noktaları bu şekilde tıklayarak kesiyoruz. Şimdi yukarıdaki çemberleri çizelim. Circle komutunu çalıştırıyoruz ve buraya bir çember çiziyoruz. Bu çemberin yarı çapı 5. Aynı şekilde bir daha çember komutunu çalıştırıyoruz ve aynı merkezden bu sefer yarı çapı 10 olan bir çember daha çiziyoruz. Line komutunu çalıştıralım. Ve bu büyük çemberin çeyrek noktalarından aşağı doğru bir çizgi çiziyoruz. Aynı şekilde diğer tarafa da çiziyoruz. Şimdi trim komutuyla buradaki fazla çizgileri kesip atıyoruz. Bu iki çizgiyi ve bu yayı seçiyoruz. Enter tuşuna basıyoruz. Bu çemberin yarısını kesip atalım. Bu arada kalan yayın yarısı bir kısmını kesip atıyoruz. Ve burada taşan çizgileri kesip atıyoruz. Enter tuşuna basarak komuttan çıkalım. Şimdi resmimizde fazla olan çizgileri kısaltalım. Bu şekilde resmin daha iyi görünmesini sağlayabiliriz. Break komutuyla bu yayın yine fazla olan tarafını bu şekilde kesip atıyoruz. Evet, bu şekilde bunları kesip attıktan sonra şimdi eksen çizgisi olması gerekenleri eksen çizgisi yapacağız. Ondan önce buradan eksen çizgisi tipini yükleyelim. Center 2'yi seçelim buradan. Ve OK düğmesini tıklayalım. Şimdi bu eksen çizgisi olacak çizgileri seçiyoruz. Ve buradan bunları eksen çizgisi yapıyoruz. Rengini isterseniz kırmızı yapalım ve kalınlığında 0,18 yapalım. Escape tuşuna basarak çizimimizi kontrol edelim. Evet, bu uygulamayı da bu şekilde tamamladık.